Değerli dostlar, herkese sağlık ve mutlu günler diliyorum. Yeni bir programla yine karşınızdayız. Bugün de güzel bir konu başlığı seçtim. Bugün beslenme konuşacağız. Ve beslenmede özellikle önemli bir, çok kıymet verdiğim bir öğünü, kahvaltıyı konuşacağız. Yani güne biz kahvaltı, hangi kahvaltı ile başlayıp sonuçta o kahvaltı güne enerjik başlamak için iyi bir kahvaltı yapmak lazım. Ve kahvaltıyı es geçenlere gerçekten ben çok kızıyorum. Mutlaka ve mutlaka güne iyi bir kahvaltıyla başlayın diyorum. Peki özellikle kalp ve damar hastalığı olanlar nasıl kahvaltı yapsınlar? Sağlıklı bir kahvaltı nasıl olmalı? Gerçekten bunu üzerinde çok kişi yorumlar yapıyor ama bugüne kadar ben özellikle böyle kamera önünde bununla ilgili çok da bir şey söylememiştim ve bunu söyleme gereksinimi duydum. Neden? Çünkü gerçekten kahvaltı günü iyi geçirmemiz açısından bizim için çok kıymetli. Biz genel olarak kahvaltıda ne tüketiyoruz? Kahvaltımızda olmazsa olmazlar. Hani bakıldığında bir kez mutlaka kahvaltıda bir peynir oluyor. Kahvaltıda mutlaka bir zeytin oluyor. Yumurta oluyor bakıldığında. Reçel ya da bal çeşitleri oluyor. Artı ekmek oluyor. Ve bazı ekstra olarak da bunlar genelde temelde olan şeyler. İşte bunun dışında ekstradan sebzeler bazen konulabiliyor. Peki bir de tabii şu var. Benim hiç tasvir etmediğim bir durum. Böyle. Şu masayı düşünün, masanın üzerinde böyle yok, hatta kahvaltıları üstte koymuşlar. Hani kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği hepsi birbirine karışmış. Ne olmuş? Açık büfe kahvaltı ya da serpme kahvaltı, pazar kahvaltısı ama bir anda siz 2-3 günlük kalori alıyorsunuz. Midenize zulüm. Yani bu da çok istemediğim bir şey. Peki ideal bir kahvaltı nasıl olmalı? Bir kez şu var, ideal bir kahvaltı. Özellikle uyandıktan sonra yarım saat ile bir saat içerisinde kahvaltı yapmanız lazım. Çok da geciktirmemeniz lazım. Çünkü genelde sabahları aç kalıyoruz, aç kalkıyoruz. Bu açlık ne yapıyor? Vücutta stres hormonlarımızı kamçılıyor. Stres hormonlarını, adrenalin, kortizolun vücudumuzu ele geçirmesini istemiyoruz. Ne yapacağız? Bunları kamçılanmaması için kahvaltımızı yapacağız. Ben kahvaltıda en çok önem verdiğim noktalardan bir tanesi zeytin. Gerçekten zeytin çok faydalı bir besin. Hem yağ oranı hem içerdiği besin değeri olarak, lif oranı olarak. Bu açıdan özellikle tuzlu olmamak koşuluyla ben diyorum ki kahvaltıda zeytin tüketin diyorum. Mümkün oldukça ne kadar tüketin? Yani tabii oturup bir anda yarım kilo falan da yemeyin diyoruz ama kahvaltıda en çok ne tüketin derseniz zeytin tüketin diyorum. Zeytinde çok belirgin bir sınırlama koymazken peynir konusunda ben birazcık kısıtlama koyma taraftarıyım. Niye? Gerçekten peynir ciddi anlamda yağ miktarı var ve biz farkına varmadan gerçekten etten daha fazla yağ biz peynirden alabiliyoruz. Peynirden alabiliyoruz ve şöyle söyleyeyim, zeytinden aldığımız yağ, peynirden aldığımız yağa göre daha faydalı. Daha faydalı, doymamış yağ asidi oranı daha yüksek. O açıdan biz yağ hakkımızı zeytinden yana kullanalım. Gerçekten oradan aldığımız yağ vücut için faydalı. Hem kolesterol dengemizi düzenliyor, hem vücuttaki iltihap reaksiyonları düşürüyor ve kalp ve damar sağlığımız açısından faydalı. Bu açıdan ben zeytini önemsiyorum. Diyorum ki zeytin tüketin, peyniri kısıtlama koyun. Diğer bir nokta olmazsa olmaz yumurta. Gerçekten hani kahvaltılarda sıklıkla tercih ediliyor. Yumurta tabii özellikle kolesterol nedeniyle çok üzerinde durulan bir şey. Ben genelde çok kontrolsüz bir kolesterol yoksa ben günlük bir yumurta öneriyorum hastalarıma ya da sağlıklı. Ama yumurtayı şöyle yapıyoruz, yumurtayı ya haşlanmış olarak yapıyoruz ya da çok minimal az yağda kırıyoruz. Hani ben açıkçası sucuklu, kavurmalı vesaire etli yumurtalar yerine ben diyorum ki sebzeli yumurta yapın, biberli yumurta yapın, ıspanaklı yumurta yapın bakıldığında. Soğanlı yumurta yapın. Yani sebze koyun. Gerçekten bu hani bakıldığında etli yumurtalara oranla size daha sağlıklı olacak. Niye? Zaten siz yumurtadan belirgin bir kalori ya da kolesterol alıyorsunuz. Üzerine direkt et ürünlerini koyduğunuzda zaten alacağınız yağ miktarı vesaire kolesterol daha da artıyor. Daha henüz kahvaltıdayız. Çok da gereği yok. Yumurta bir tane haşlanmış ya da sebzeli olarak tüketebilirsiniz diyoruz. Özellikle kolesterolle ilgili başı dertli olanlar ve tedaviye rağmen, diyete rağmen kolesterolü kontrol altında olmayanlara diyorum ki yumurtayı kısıtlayabilirsiniz, gün aşırı tüketebilirsiniz diyoruz. Ne dedik? Zeytini arttırın, peyniri kısıtlayın, yumurta günde bir taneye geçmeyin,
dedik ve sebzeli yumurta ya da haşlamış yumurta tercih edin dedik. Diğer bir nokta, özellikle şekerlemeler, şeker ihtiyacımızı nasıl karşılayalım? Kendi yaptığınız marmelatlardan aşırıya kaçmamak koşuluyla tüketebilirsiniz ya da doğal bal tüketebilirsiniz gerçekten. Özellikle doğal bal bir tatlı kaşığı kahvaltıda tüketildiğinde kalp ritmini düzene sokabiliyor. Kalp ritmi. O açıdan hani ben bulabiliyorsanız doğal bal tüketimini ben öneriyorum. Diğer bir nokta, mutlaka kahvaltıda ben sebze olması taraftarıyım. Salatalık mevsiminde koyabilirsiniz. Onun dışında yeşillik, özellikle rokadır, tereotu gibi artı mutlaka ve mutlaka mevsimindeyse siz ne koyacaksınız kahvaltıya? Özellikle kalp hastaları için ben çok öneriyorum ve kabuğunu soymadan domates tabii ki. Domatesi de mutlaka kahvaltımıza koyuyoruz. Peki yanına ekmek. Ekmeği nasıl tüketelim? Ben genelde diyorum ki kahvaltıda 2 dilim ekmek tüketin diyorum ama ekmeği tam buğday ya da tam tahıllı. Lütfen beyaz ekmek tüketmeyelim. Ve bazen eğer daha hızlı bir kahvaltı yapmak istiyorsak bu 2 dilim ekmeği biz ne yapabiliriz? Tost yapabiliriz. Tost. Ama tostu da nasıl yapıyoruz? Yağsız yapıyoruz. Sadece peynirle direkt tost. Gerçekten siz tam tahıllı ekmek tükettiğinizde gerçekten o sizi daha uzun vade tok tutuyor. Yani kahvaltıda 2 dilim ekmek ve tam tahıllı olsun istiyoruz. Beraberinde mutlaka sebzemiz olsun diyoruz. Eğer şeker ihtiyacımız daha çok bal ya da ev yapımı marmelatlarla sağlayalım diyoruz. Tabii içecek olarak yanında ne tüketiyoruz? Genelde olmazsa olmazımız çaydır ama çayı da ne yapıyoruz? Şekersiz tüketiyoruz. Yani buna artık alışın yani. Çay tadını almak için çayı şekersiz tüketelim diyoruz. Neden kaçınıyoruz? Aşırı mideyi gerdirecek böyle açık büfe kahvaltılardan. Onun dışında özellikle kahvaltıya ben de çok da böyle öğle ve akşam öğünleri koyma taraftarı değilim. Yani Kore gibi yapmayın. Kore'de sabah, öğle, akşam genelde aynı şeyler yediriyormuş. Böyle yapmayın. Ya da kahvaltıda ne yapmayın? Ya ben gideyim şöyle kahvaltıyı çok sıcak bir işkembeyle, yağlı bir işkembeyle başlayayım kahvaltıya. Kalp damar hastalarına çok da önermiyorum. Ya da ben kahvaltıya şöyle güzel bir tatlıyla başlayayım. Katmer künefe güzel gider. Daha ne yapıyorsunuz? Daha hiçbir şey yemeden şekeri alıyorsunuz sabah. Kan şekerinizi yükseltiyorsunuz. Vücudu kampçılıyorsunuz. İnsülin salgılanıyor zaten. Sabah uyanmışsınız. Stres hormonlarınız tavan yapmış. Ne oldu? Vücutta bir ithal reaksiyon oluşturdunuz. İşte gereği yok diyoruz. Yeter ki akıllıca bir kahvaltı yapın. Gerçekten kahvaltı çok önemli bir öğün. Hele ki kahvaltı intermittent fasting yani aralık oruç diyeti için çok önemli. Çünkü siz iyi bir kahvaltı yaptığınızda o kahvaltı sizi öğleden sonra saatlerine kadar sizi tok tutacaktır. Ve ondan sonra öğle ve akşam öğününü birleştirip ikinci öğünü yapıp ondan sonra açlık periyoduna girebilirsiniz diyoruz. Bu açıdan kahvaltıyı mutlaka ve mutlaka ihmal etmeyin diyoruz. Genelde biz kahvaltı saati olarak da kalkıştan sonra, uyandıktan sonra yarım saatte, bir saat içerisinde yapalım istiyoruz ve tercihen saat 10'dan önceki kahvaltımızı yapalım istiyoruz diyoruz. Ve bu şekilde bugünkü programımızda sonuna geliyoruz. Bugün daha önce konuşmadığım bir konudan bahsettim. İdeal bir kahvaltı nasıl olmalı? Sağlıklı bir kahvaltı nasıl olmalı? Ve ben sağlıklı kahvaltının özellikle en önemli öğünü olarak, öğesi olarak zeytin ve sebze olduğunu düşünüyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın diyoruz.